Merhabalar, Solaklar için İğne Oyası ve Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çatalla yapılan güzel bir fiyonklu tığ oyası modelim var. Arkadaşlar bu modelimi böyle tek olarak gösteriyorum ama ben bunu bir de şöyle ekleniş hallerini de göstermek istiyorum. Bakın çok güzel, istediğiniz renk tonlarını da kullanabilirsiniz ya da sade de yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde. İsterseniz başlayalım. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi modelimi pudra rengi tonumla kullanacağım. Ben önce tam bu ortalarını da fiyonkumun ortasını da iğne kullanacağım için ben ilk önce iğnemi şöyle ipime geçirdim. Ama koparmıyorum. Koparmıyorum ve ben bunu kaydırıyorum. Şimdi ben tığ kullanacağım için şöyle ben biraz mesafe olarak kenara aldım. Şimdi çatalımızı kullanmak için ilk önce şöyle bir tığla sabitliyorum. Hemencecik şöyle bir dönüş yaptıraraktan şöyle bir zincir çektim. Tığımı şöyle kenara alıyorum. Çatalımı batırıyorum. Kahvaltılık çatalımdır. Pasta çatalı. Çok büyük bir çatal değil. Şimdi şöyle uzun kalan ipimi şöyle tutuyorum ki rahat hareket edebilmem için. Şimdi buraya 15 kere şu şekilde döndürüyorum. 15 kere döndürdüm. Şöyle toparlayalım hepsini bir araya. Kesilecek. O sorun değil. O uzun olarak bıraktık onu özellikle. 15 kere döndürüş yapmış oldum. Dediğim gibi iğneyi ben ilk önce taktım. Sonradan takarken elimden bulaşıp burası çözülebilir. O yüzden ben şimdi şöyle sıkı tutaraktan hemen makasımla tarafımı kesiyorum. Evet, ipimi kestim. Çok fazla uzun kesmeye de gerek yok. Sadece bir orta kısımları için biz kullanacağız. Şimdi bu çatalımın tam ortasından boşluğa batıyorum ve ben şöyle iki sefer şöyle bir dönüş yaptırıyoruz. Şu şekilde. Tekrar bir daha sağlam olması açısından yine iki kere dönüş yaptırayım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu modelimizin şu iki tane bir pırpırımız var uzunlamasına. Bu iki taneyi yapabilmek için iki çatalımızın iki tarafını kullanacağız. Şöyle bir dönüş yaptırıyorum. Ve iğne oyası iğnemle hemencecik şöyle arasından geçiyorum yine. İki kere de. Tekrar bir daha ipten daha yapıyoruz. Aynı şekilde. Aynı yerden yine tekrar şöyle iki kere dolayaraktan. Bu şekilde şöyle bir dönüş yaptık. Bu iki tanesi bizim sonra kullanacaklarımızdan olacak. Şimdi biz bunu çatalımızı çıkartıyoruz. Şöyle kenara alıyorum. İki tanesini hemen şöyle yukarı kaldırıyorum. Ki bunlar sonradan yaptıklarımız şu yanlarından haricinde. Şimdi buraya küçücükün şuradan bir pırpır yapacağız. Şu bakın şu uzun kalan ipim var ya benim çatala doladığım ipti. Şuradaki. Onu şimdi keseceğim. Şimdi şu araya şuradan bir ipliğimizi hemencecik şuradan yapsak daha kolay olacak. Şöyle yapalım aşağı doğru. Şöyle toparlayalım. Dağılmasınlar fazla. Hemen şuradan aradan geçiriyorum boşluktan. Ve tığımı şöyle iki kere dolayaraktan tığımı diyorum. İğnemi diyeceğim ve tığımı dedim. Yanlışlıkla. Şöyle küçücükün bir pırpır yapıyorum. Şuradaki pırpırımız. Bu pırpırımızı çok büyük yapmayacağız. Şu ekleme yapacağımız için hayır gösteremiyorum. Kamera açım küçük kalıyor ama şöyle de gösterebilirim. Çok ufak bir pırpırım var burada.
Hatta iğne geçiyor ayarında kadar. Şöyle bir pırpırım var arkadaşlar. Şimdi modelimiz bu şekilde bitti. Pırpırımızı da yaptık. Buradakine. İki tane de başlığımızı. Şimdi buradan ipimi kopartıyorum. Beyaz rengime geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi kestim. Şuradaki çatala doladığımız ipi de kesiyorum. Şu ayarda ufak bir hemencecik bir yakama yapacağım. Çakmağımı, kamera açım çok yakın olacağı için yakamıyorum. Hemen bunu kesip yakıp geliyorum. Evet. Şimdi beyaz ipimi aldım ve sabitledim. Şimdi buradaki iki tane olan pırpırımızın içine giriyorum. Şu şekilde sık iğne yaptım. Buraya üç tane zincir çekip hemen aynı yere batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 3 sefer bu şekilde yapacağız. 3 tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Şimdi tekrar karşı tarafa geçiyorum. Buraya da yine 3 tane hemen birleştirdim. 3 tane zincir çekip dibine batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Sık iğnelik başını almadan. Bir tane daha yapalım. Şöyle ipimi bollaştırayım. Pırpırımızı da yapmış olduk. Şu beyazlarımızı yapmış olduk. Şu şekilde. Şimdi bedene eklememizi geçelim arkadaşlar. Ben yine şu ipliklerimi bir temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar eklemeye geldi sıramız. Şimdi bu aralarında 9 tane ben tığbatlılarımızdan hazırladım. Şimdi buraya da tekrar yine aynı şekilde 2, 4, 6, 7 tane yapmışım. 2 tane daha beraber yapalım. Zincir çekmiyorum şu aralarda. Başını doluyorum. Hemen yandaki tığbatlılarımı 2 zincir çekerek yapmıştım. Tekrar yanına batıyorum. Hemen 2, 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip hemen dibine batıyorum ortaya. Tekrar yine başını doluyorum. Hemen sıradakine. 2, 2 de çıkıyoruz. 1, 2, 3. Pardon. 4 tane. 4 zincir çekip dibine batıyoruz. Şimdi 9 tane yaptık herhalde. 2, 4, 6, 8, 9. Evet. Şimdi şu kısmımızı yapacağız. 5 tane şöyle 2 zincir çekiyoruz. Bir tane tığbatımızdan atlayıp ikinciye geçiyoruz. Başını doluyorum. Bir tane at. İkinciden hemencecik şöyle 2 2 de çıkıyoruz tığbatlarımızı. Trabzanlarımızı. Şimdi buraya 5 tane aynı yere 5 tane dolgumuzu yapıyoruz. Trabzanlarımızı. 2 4 bir tane daha yapalım. 5. 5 tane dolgumuzu yaptık trabzanlarımızı. Şu şekilde böyle devam ediyor. Şimdi burada 5 tane 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şu orta geri dönüşümüzü yapıyorum. Şöyle göstereyim. 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüş yaptım arkasına dedim. Hemen şu ilk bakışladığımız yerden birleştirip sabitleştiriyorum sık iğne olarak. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şöyle ön yüzüne döndüm. Şöyle ipimi de biraz bollaştırayım da pardon. Şimdi burada şunları yapacağız arkadaşlar. Yine göstererek yapmak istiyorum. Şu şeklimizi yapacağız. Şimdi iki zincir çektik. Başını bir kere doluyorum. Hemen bu boşluğumuza bir, şöyle önce bir çekiyoruz. Sonra iki çekiyoruz. Sonra iki. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. Bu pırpırcıklarımız olmuş oluyor. Hemen bu boşluğa giriyorum. Şimdi tekrar 1 2 kere başını doluyorum aynı yere. Şu boşluğumuz kutucuğumuza. Buraya da 2 bir çekiyoruz. 2 bir çekiyoruz. 2 bir çekiyoruz. 3 seferde çıktık. Yine 4 tane zincir çekiyorum ve yine boşluğa giriyorum. Bu sefer 1 2 3 zincir çekiyorum.
Tekrar aynı yere giriyorum. 2 bir çekiyoruz. 2 bir çekiyoruz. 2 bir çekiyoruz. 2. 2 de çıkıyoruz. Sen fazla çıkarttım galiba ben bunun ayarını. Bir saniye. 3'te değil de 4'te mi çıkarttım ki? 3 kere doluyoruz. Yanlış da olmasın. 2 2 2 ve 2. Şimdi 4 kere zincirimizi çekiyoruz ve boşluğa batıyoruz. Şimdi 4 kere çekiyoruz. 3, bir kere daha 4 de çektik. Kameracım şöyle net göreyim. Göstereyim sizlere. Şimdi 2 bir çektik. 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 Burada yine 2, 3, 4 tane zincirimizi çekiyoruz ve dibine batıyoruz. 2, 4 tane oldu. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Yine 4 tane başında dolayacağız. 2, 3, 4. 4 kere doladık. Tekrar aynı yere. Şöyle 2 bir çekiyoruz. 2 çekiyoruz. 2 çekiyoruz. 2 ve 2. Toplamda 2, 4, 5 tane oldu. Şimdi burada yine 4 tane zincirimizi çekelim. Dört tane zincirimizi çektik. Hemen boşluğa batıyoruz. Ve şimdi bundan sonra şu en son olan yere 8 ya da 9 kere duruma göre bakacağız. Sık iğne çekilecek. Başına almadan şöyle 2. Şimdi şöyle döndüreyim size daha kolay gösterebilmem açısından. 3 4 5 6 7 şöyle yapalım. Bir tane daha alabiliriz. Neden 8 veya 9 dedim? Şimdi şurası çok fazla bolluk olmaması için. 8 ya bir tane de dibine batıyorum. 9. olmuş oldu. Şu şekilde modelimiz. Şimdi burada biz 5 tane zincir çekeceğiz. Hemen yere, bakın şuradaki yeri göstereyim. Şu arayı gösteriyorum. Şu arayı yapacağız. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buraya 4 tane 1, 2, 3, 4 tane başını doladım. Hemen aynı yere şöyle 2, 2, 2, 2 yapıyoruz. Burada 2 tane bırakıyoruz. Tekrar yine 2, 3, 4 taneyi çekiyoruz. Aynı şekilde 2, 2. Şimdi burada 3 tane kaldı. 3'ünü bir seferde topluyoruz. Şu şekilde. Buraya mesela şöyle yapalım. Buraya tığımızı çıkartıyoruz. Hemen modelimizi alıyoruz. Şurada küçücük bir pırpırımızı yapmıştık ya iğne oyamızla. İğneyle hemen şu arayı alalım. Çok fazla bol olursa sallantısı çok fazla olur. Araya geçirdim. Yeşilimden de alıyorum. Ve hemen arasından geçirdim. Bir zincir çektim. Buraya da bir sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Böyle ayarda. Bir saniye. Ben şuradakinde 2, 3. Şurada bir saniye. Ekledikten sonra 5 tane zincir çekiyorum. 4, 5 tane. Burada biraz daha 5 çıkamazsa 6 da çekebiliriz. Şöyle hemen buraya birleştirdim. 5 tane zincir çekip şu şekilde şeklimiz oldu. Şimdi tekrar yine modelimize devam ediyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Bir kutusuna atlayıp diğerine hemen kutucuklarımızın içine girip şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve batıyoruz. Tekrar yanına alıyoruz. Hemen tığ battığımızı başına alaraktan 1, 2, 3, 4 tane. Hemen boşluğa batıyoruz. Bir zincir çekeyim de. Şimdi şöyle modelimiz. Hemen ben size bunu
Tam detayını tekrar yine göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bakın modelimiz şu şekilde oluştu. Ben bunu bir ütüleyeyim. Elimde çünkü ister istemez toplarken biraz ütüsü de bozuldu. Ütülemiştim aslında sizlere göstereyim derken ama. Şurayı da tamamlayayım. Bu şekilleri hep böyle devam ediyor arkadaşlar. İstediğiniz renk tonlarını da dediğim gibi kullanabilirsiniz. Ben hemen temizleyeyim iplerimi, geliyorum. Evet arkadaşlar, hafif bir ütü bastım. Modelim bu şekilde. Çok güzel bir modelim var. Kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.